Hulki Bey, biz anlattık yani yayın esnasında yaşananları o gece işte Hande kendi açısından Abdülkadir Bey, Nedim Şener. Siz o geceyi nasıl izlediniz, nasıl tahlil ettiniz? Ve eklemek istedikleriniz Şimdi varsa rica ederim. aslında bu gece yayında moderatörlüğü benim yapmam gerekiyormuş. Çünkü hepiniz o anda o gece CNN'de bunların canlı tanığı oldunuz. Yayıncılık yapıyordunuz. Anılarınız da tarihe ışık tutuyor. Şöyle İstanbul'da Boğaz Köprüsü tek yönlü olarak kapatıldığı zaman ekranlara geldi bu haber malum. O sırada ben evden izliyorum. Şimdi ne olduğunu anlamadık. İlk seferde galiba pek çok kişi öyle düşündü. Bir açıklama ve gelişmeler daha gelmeden. Ya herhalde polisin bile başa çıkamayacağı bir kaçakçılık olayı falan bir şey mi var? Boğaz Köprüsü'nün böyle olması, tutulmasını ilk defa görüyoruz. Ne oluyor yani? Niye polisler tutmuyor köprüyü de askerler tuttu? Çok büyük bir şey mi var? Köprüye, yani benim aklıma ilk aşamada gelen oydu. Köprüye bir bomba ihbarı falan mı var? Yani o büyük bir sorun o da. Sonra bütün televizyonlara işte hepimizin yaptığı gibi zapping yaparak kim ne diyor, nerede konuşuluyor. Ve az önce de Nedimler gelmeden evvel söylediğim gibi biraz daha bilgiler gelince bu görüntüleri de Ankara üstünde uçağın seslerini duyuyoruz. Ankara'da evdeyim. İşte daha sonra öğrendik ki bu egzoz patlaması mıymış? Alçaktan uçtuğu zaman çıkardığı ses Sonik. sanki bomba Sonik. atılmış gibi korku veriyor. İşte o sesleri duydukça çok net duyuyoruz. Ya nesi bombalandı? Bir yeri bombalandı. Ordu nerede? İlk sorduğum soru buydu. Yani söyledik tekrar gibi olacak ama sorunuza toplu yanıt olsun diye bir daha söylüyorum. Genelkurmay Başkanı nerede? Yani Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğu daha sonraki soruydu. Aklımıza gelen soruydu. Çünkü bunu önlemesi gereken Türk ordusu. Şimdi nerede? Hani çok açık ve net söyleyeyim. Aklımıza gelen soruyor. Herkes madem burada tarihe ışık tutuyor, biz de net söyleyelim. Ya şimdi Hulusi Bey de, Bakan Bey de kusura bakmasın. Aklımıza 6 sene evvel gelen soru şuydu. Ya Genelkurmay Başkanı da bunlara dahil mi diye. Benim aklıma gelen soru oydu. Galiba bütün vatandaşların aklına gelen de oydu. Genelkurmay Başkanı ortada yok. Sesi çıkmıyor. Niye sesi çıkmaz? Onlarla beraber mi? Yoksa başka bir yerde bizim gibi vatandaşlar gibi televizyondan mı izliyor? Bu soruyu hakikaten büyük bir kuşkuyla kendi kendime sordum. Sonra peki Cumhurbaşkanı nerede? Niye ekrana çıkmaz? Demin Nedim gelmeden de konuştuk ya. Bu devletin 1922'de kurulmuş bir Anadolu Ajansı var. Türkiye'nin sesini dünyaya duyursun diye sloganla Atatürk'ün kurduğu bir ajans var. Bu ajanstan görüntü ve haber niye gelmiyor? Anadolu Ajansı'nda o akşam ne oldu onu düşünüyorum gazeteci olarak. Tabii doğal olarak daha önceki darbelerin bir kısmına işte tanık olmuş yaşımız gereği, bir kısmını da kitaplardan okumuş bir insan olarak ne yapılıyordu? Gidilip Ankara Radyosu basılıyordu değil mi darbeciler tarafından? En klasik uygulama oydu. Peki TRT ne yapıyor bu sırada? Onu düşünüyoruz. TRT'de ne olduğunu, yaşananları daha sonraki günlerde de o gecede ekranlarda gördük ama TRT niye daha vatandaşı bilgilendirici, daha kıvrak, daha refleksi, yüksek bir yayın yapmıyor diye onu merak ediyoruz. Kanal kanal dolaşıyorduk. Başbakandan ses duymak istedik. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın nerede olduğunu duyduk. Bir de benim aklıma o gece gelen şuydu. Ya şimdi böyle bir darbe girişiminde yurtta sulh konseyi ne demek? Şimdi niye Atatürk'ün kavramları o gece kullanıldı? O gece de düşündüğüm ve şu anda da düşündüğüm bir soru bu. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen Atatürk'ün bir cümlesi alınmış, darbe konseyine isim yapılmış. Ya bir tarafta FETÖ'cüler var işte o gece de ortaya çıktı bu. Ama niye Atatürk'ün bir cümlesini almış bu FETÖ'cüler kullanıyor? FETÖ'cüler bazı Atatürkçü görünen askerleri de mi yanlarına aldı? Veya kendileri Atatürkçü gözükmek mi istediler? Bu ismi koyarak kendileriyle ilgili bir hedef saptırarak ya bunu Atatürkçüler yapıyor, bak Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmayan çok Atatürkçü var. Onları da yanımıza alalım. Daha büyük kitlesel bir darbe yapalım mı demek istediler. Ben Destek hala bu sorunu... alacaklardı. Efendim?
Destek alacaklardı. Ha, öyle düşündüler herhalde. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü saat, yani yalnız Nedim de Mete Yarar da düzeltebilir. Saat 14.30'da ihbar geldiğinde şöyle gidiyor MİT'e. Hakan Fidan'a yönelik operasyonun bir parçası olan kişi geliyor. Yani MİT'e giden kişi, ihbara giden kişi, Hakan Fidan operasyonun içindeki kişi. Hakan Fidan'ı alacak ekipte yer alan kişi. TSK içinde bir grup Hakan Fidan'ı alacak dedi. Müsteşar bunun üzerine doğrudan gidiyor Genelkurmay Başkanlığı'na. Ve saat 3'teki, gerçekten saat 3'teki darbe erkene alınıyor. En iyi yaptıkları şey ne sizce? Takiye. Neden içki içebilirsiniz? Alkol sağlığa zararlıdır Başak, senin yerine ben söyleyeyim. Neden içki için gerektiği yerlerde dediler? Çok basit yani. Kendini gizlemek için. Tabii ki. Ya şunu da ekleyeyim. Mesela yurtta sulh konseyi ismini almalar o kadar bir bilinçli tercih ki, bu darbeciler daha sonra çıktı. Genelkurmay'ın kitapların olduğu, kütüphanenin olduğu bölümde hep 27 Mayıs'la ilgili kitapları almışlar, incelemişler. Yurtta sulh konseyi 27 Mayıs'ın eseri, oradan geliyor. Tabii bir Atatürkçü bir çağrı, Atatürkçü bir görüntü vermek istiyorlar. Yurtta Sulh Konseyi üyeleri de 38 kişi, 27 Mayıs'ı yapan Milli Birlik Komitesi üyeleri de 38 kişi. Biliyorsunuz o 28 Şubat sürecinde de ordudan dindar subayların atıldığı dönemde bunlar demişlerdi ki başınızı açabilirsiniz, içki içebilirsiniz, hatta size bir İsim vereyim. Daha sonra FETÖ'den yargılandı. Genelkurmay basın ve halkla ilişkilerde görevli bir albaydı. Bu albay o işte gece darbe bildirisini, Yurtta Sulh Konseyi bildirisini gazetecilere ulaştıran albay. O albay mesai saatlerinde içki içtiği için iki defa soruşturma geçirmiş bir FETÖ'cü albaydı. Kendilerini bu kadar gizleyebiliyorlar. O konuda ama çok mahirler. Yani şimdi moderatörlerimiz bize uyaracaktır içki konusunda ama bu içki içmesini de bilmiyormuş demek ki. Ya çok özür dilerim, burada bir şey söylemem lazım Burki içiyormuş. Bey. Sözünüzü bölüyorum ama şimdi ben çok konforlu bir yayın yapıyorum çünkü Hande bir moderatör olarak konuk koltuğunda, o zaten kendisi önden söylüyor ya alkol sağlığa zararlıdır diye, o yüzden rahatız. Ve onun için size bıraktım, ikinize bıraktım. Hulki Bey'e şimdi Hulki Bey'in sorusuna... kendisini gizlemek için mesai saati içinde içki içen bir asker mi olur ya? Hani kendisini gizlemek istiyorsa insanlar... Şöyle anlatayım Hulki abi. Genelkurmay basın halkla ilişkilerindeki dolabını, kapağına Atatürk fotoğrafını yapıştırmış. Yani o kadar bir Atatürk istismarcısı, FETÖ'cü ki... Dolduruyor içkiyi. Siz moderatörümüz söyler onu. Diyor ki paşam biz senin için, bir kendim için. Bundan dolayı iki defa soruşturma geçirmiş. Yani bunlar içkiyi de Atatürk'ü de istismar edecek kadar takiyeci. Evet. Tüm içkiler için toptan yani söylüyoruz efendim. Alkol sağlığa zararlıdır. Evet. Ya aslında Rütü'ye seslenmek lazım. Yayıncılıkta böyle fikir akışında bölecek cümlelerin olması Rütük kuralı mıdır? Ey Rütük, bunu da kaldır yani. İçkinin reklamı yapılır. En azından bir kere söylemiş olalım ya, da yani anladım. Bir kere söylemekle yetinsinler, anladım. Onu söyleyelim. Burada evet. Hani orada Rütük'ün kastettiği herhalde şu. Yararlı olduğu propagandası yapılırsa bunu söylemek lazım. Burada belgesel konuşuluyor. Anlatım da akış bozuluyor. Rütükçüler de buna dikkat etsin bence. Şimdi bir şey şunu söyleyeceğim. Şimdi Abdülkadir'in söylediği olay, adam orduda dolabına içkiyi koymuş, önüne de Atatürk'ü koymuş, bilmem ne diyormuş. O kişi ve bu gibi kişilerin yanındakiler şunu düşünmedi mi? Ya bunlar 2007'de orduya kumpas yaptılar. Atatürkçü askerleri süründürdüler, zindanlara tıktılar. Bunların hepsi yaşandı. Bunlarla birlikte nasıl hareket edilebilir de darbe... Ya bırakın darbe girişiminde birlikte hareket etmeyi. Sokakta bunlarla nasıl yürünebilir? Ya bunlar bütün bizim Atatürkçü askerlerimizi, komutanlarımızı içeri tıktılar falan
demez mi ya? Bu nasıl bir mantıktı? Hayır, onlar söylemiyor zaten. Ha. Onların darbe gecesi derdest ettiği, Akıncı üstüne götürdüğü generaller daha sonra söylüyor. Hmm. Çünkü o bildiriler bize nereden geldi diye daha sonra sorduğumuzda şifreyi kırarak o ismini vermediğim, şimdi yargılanan kişinin gönderdiği ortaya çıktı. Onların FETÖ'cülerin o gece derdest ettiği isimler söylüyorlar. Ya bir de tabii bu kadar uzmanı varken işin 99 yılında emniyete sızdıkları, sonra yargıya, sonra TSK'ya sızmaya başladıkları devlet raporlarında, Milli Güvenlik Kurulu'nda varken biz şunu yaptık Hulki abi, o soruna yanıt. Önce sağ sol, sonra siz biz, ondan sonra din, Sunni Alevi, etnik mesele ve muhafazakar laik. Hep bu ayrımdan gittik ama işte kullanmak isteyen, başta Amerika Birleşik Devletleri gibi olmak üzere, mesela çok basitti, muhafazakar ve laik. Aslında bu ayrım bu değildi yani. Her muhafazakar o örgüte mi tabiydi? Ne münasebet yani, tamam mı? Ama en böyle parçalanabileceğimiz, hep kendi içimizde ayrışmaya ne yazık ki bayıldığımız, keşke hiç ayrışmasaydık bu şekilde. Hep bunu kullandılar ve bu örgüt öyle bir yapılandı ki geçen sene Nedim, yine Mustafa Akış, daha önce Recep Hablemitoğlu, A'dan Z'ye örgütün şemasını ondan önce de Osman Akcevdet Saral çıkardı mı çıkardı. Biri diğerini tanımıyor bu insanların. Ve bir şekilde evet kullanışlı bir aparat haline geldi. Ya zaten kuruluş yılı belli. Zaten ortaya çıktığı tarih belli. Zaten ılımlı İslam adı altında komünizme karşı, ondan sonra da başka işlerde tüm dünyayı onları ben mi örgütlendirdim? Erdoğan mı örgütlendirdi? O zaman kim vardı? Ha, siyasiler mi? Hangisinin acaba suçu yok? Baktınız mı? Demirel, vefat edenler, Ecevit. O zaman farklı görülüyordu. Neden? Çünkü o da farklı bir yüzünü gösteriyordu. Ecevit Milli Güvenlik Kurulu'nda savundu. Ankara'daydı. Burada demir çekiç dövme bir şeyler yapılıyordu ya, hatırlıyor musun? Neydi evet. O törenin adı? Evet. Ya hepsi bir arada otururdu. Türk dünyası. Ilgili, evet. Fethullah Gülen de yanlarında otururdu. Çıkışta muhabirleri açıklama yapardı. Ecevit Milli Güvenlik Kurulu'nda savundu. Savundu. Bu adam evet FETÖ yerleşti, yerleşti. Hande Fırat FETÖ tutuklanacak, yurt dışına gitsin diye ona tiyoyu veren bir parti lideriydi. Ve koalisyon ortağıydı. Evet. Rahmetli Altın Mesut Nesil, Yılmaz'dı. Yok bilmem ne ışık evleri. Sonra ne oldu? Gittikçe her tarafı ele geçirdiler. Bir genelkurmay başkanı bunu nasıl göremedi? Ya da görmedi mi? Ağustos şurasında ne olacaktı? Mete Yarar çok iyi biliyor. Bir sürü isim çıkartılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Ağustos şurasından hemen önce iki tane gazete 40 general gidiyor diye manşet attığında yalanlama geldi o manşete. Bu kadar yok diye. Ne kırkı? Kaç general gitti? Ya ben bir hatırlatma yapmak istedim. Hande Fırat, onu çok bırakalım. Tehlikeli bakın, sorular soruyorsun. Hulki Bey, bakın daha komik bir gülünç bir detay söyleyeyim size. Bu darbe iddiaları 2016'nın başından itibaren Amerika mahreçli olarak ortaya atılmıştı. Ve birçok yabancı organda da darbe olacağı konuşuluyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin artık tercihini yapması gerekiyor. Darbe geliyor falan derken ya Nisan ayında Genelkurmay Başkanlığı, o zamanki Genelkurmay Başkanı internet sitesinden Türkiye'de TSK'nın darbe yapmayacağını ilan etti. Biliyorsunuz bir bildiri yayınladı ilk defa. Ya bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı, yanılmıyorsam Mart'ın sonu ya da Nisan başı gibi internet sitesinden Türk Silahlı Kuvvetleri asla böyle bir şeye girişmez, demokrasiye bağlıdır falan filan diye komik bir bildiri yayınladı ya. Bunu insanlar unutuyorlar. Yani hani darbe göz ardı edilmiş falan filan değil. Çok konuşuldu, çok kamuoyuna tanışıldı. FETÖ'den de bağımsız, hani böyle FETÖ bağlamından da dışına çıkarak darbe geliyor falan diye konuşulurken Genelkurmay Başkanlığımız darbe yapmayacağız, darbe olmayacak bu ülkede diye bildiri yayınladı. Ya 3 ay sonra Genelkurmay Başkanlığı boğazını sıktılar ya bu ülkede. Ama öyle yerlere sızmışlardı ki, bak öyle yerlere sızmışlardı ki Erdoğan'ın şurasında duruyordu ya. Hatırlıyor musunuz tabii, Emir Subay'ı? Şurasında duruyordu. Aşağıda. Ve başyaveri. Ve o gece Erdoğan'ın yerini öğrenmek için her numarayı yaptı, biliyor musunuz? Tabii. Teslim almaya gitti. Hayır ya.
önden yerini öğrenmek için öyle telefon konuşmaları var ki bildiğim. Her türlü numarayı yaptı. Buraya kadar sızmışlar. Ertesi gün 16'sı bir siyasetçi geldi. Ya birçok siyasetçi geldi. İsim vermeyeceğim. Bazı isimleri biz söyledik. Neden söylediğimizi de söyleyeyim. Bu kadarını tahmin etmemişler çünkü. Biz söyledik bütün derken? Bütün gece ya bazı isimleri söyledik. Şuradaki diye. Çünkü bütün gece çalışıp öğreniyorsun bir şekilde. Ya da eski raporlar isteyenler oldu. Eski raporlar derken 99, Cevdet Saral, Osman Ak, bütün raporları. Sizlerden istemediler mi? Benden istediler, verdim hepsini. Elimde ne varsa verdim. Oralara kadar nasıl sızdıkları da değil mi önemli? Çalışma yöntemlerini bilmek açısından. Çok basit. Bak, önce emniyeti ele geçirdiler. Önce emniyet yıllarca, sonra yargı. Ondan sonra ufak ufak okullar, TSK. Bir tek kendi ülkemiz olarak düşünme. Buluyor. Zavallı öğrenci alıyor. Velisiyle konuşuyor. Önce hiçbir şey öğretmiyor. Yani kendi cemaatleri adına bir şey öğretmiyor. Normal ders. Şu, bu. Kimine gidiyor diyor ki paran yok getir çocuğunu okutayım. Ondan sonra iş farklı yönlere geliyor. Eğitiyor, bitiyor. Eğittikten sonra da farklı bir operasyona tabi tutuyor. Yani başka bir örgüt şeması ortaya çıkıyor. Ben Abdülkadir'i, Abdülkadir beni, Nedim'i, ben Nedim de beni tanımıyor. Biliyor musunuz öğrendim? Cezaevlerinde birbirlerini görüp aa sen de mi FETÖ'cüsün diyenler olmuş. Bugün anlatıldı bana. Sen de mi örgütlensin abi diye karşılaşanlar olmuş. Devlet bunların hepsini takip ediyor. Ama istihbari yapılar böyledir. Zaten birbirlerini bilseler, Mete Yarar komutanım bu konuda katkı yapar. Birbirlerini bilseler zaten o yapı deşifre olur. Biliyorsunuz cuntaların en önemli şeyi bu darbeyi öne çekmelerinin sebebi de o. MİT müsteşarı genelkurmaya gidince diyorlar ki herhalde deşifre olduk. Deşifre olma korkusu. Çünkü her hücredeki her yapı birbirini bilmez. Bildiğinde zaten bu yapı normal bir örgütlenme gibi ortaya çıkar. Bir siyasi yapı gibi ortaya çıkar. Deşifre olur. O nedenle gizlilik esastır. Mete komutan bu konuda çok katkı yapacağını düşünüyorum. Evet, Mete Bey'i de dinleyeceğiz. Yani Mete Bey tabii açıklama yapsın. Hulki Bey buyurun, siz tamamlayın isterseniz lütfen. Ekleyeceğiniz varsa. Yani uzun sürer belki. Tamam, bana zaman kalırsa söyleyeyim. Peki. Yani.